Spor Ekstra'ya hoş geldiniz. Bu hafta Bursaspor'un Özce tesislerindeyiz. Ve konuğumuz da Bursaspor ailesine bu sezon katılan Umut Nayır. Onunla hem bu sezonu konuşacağız hem çok enteresan bir kişiliği de var. Özellikle eğitimle ilgili onu da konuşacağız. Ben keyifli olacağını düşünüyorum. Bakalım, umarım siz de keyif alırsınız. Umut, hoş geldin. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Öncelikle sen de hoş geldin Bursaspor ailesine. Neler gördün hemen bu kısa sürede? Dediğin gibi abi, çok ani gelişti aslında benim transfer sürecim. Son günde geldim, hatta son saatlerde. Daha önceden Bursaspor'da tanıdığım arkadaşlarım olduğu için uyum sürecinde çok zorlanmadım. Zaten ortam olarak genç bir kadroya sahip olduğumuz için birbirine yaşıt olarak da, yani yaş olarak da birbirimize yakın olduğumuz için uyum sağlamakta zorlanmadım. Gayet sıcak karşılandım. Şu ana kadar da takım olarak da performansımız yukarı gidiyor. İstediğimiz sonuçları belki galibiyet anlamında alamasak da oyun anlamında önemli rakiplere karşı önemli skorlar alabildik. Önemli performanslar sergileyebildik. Şu anda ligin ilk yarısını daha tamamlamadığımız için daha gelişecek, ilerleyecek yolumuz var. Özellikle genç bir kadro olduğumuz için. Ben olumlu görüyorum şu anki gidişatımızı. Kendini nasıl görüyorsun mesela? Ben çok merak ederim. Böyle mesela Sakup gibi bir oyuncu var önünde. Onun oynamanın avantajları ve dezavantajları muhakkak vardır. Nasıl görüyorsun onu? Tabii ki Sako, Cafra çok önemli bir kariyer, önemli bir kişilik, önemli bir spor figürü özellikle. Çünkü geçmiş kariyerine baktığımız zaman Premier Lig'de adından söz ettirebilmiş. Daha önceki senelerde de ülkemizde ismi anılsa da gelmemiş. Şu anki durumunda Bursa'ya gelmesi bizim için bir şans. Gerçekten önemli bir figür. Tabii belki görece düşüşte bir dönemde gelmesine rağmen geçmiş kariyeriyle, donanımıyla, yetenekleriyle tabii ki benim için önümde de önemli bir figür olarak, yani ondan ders alabileceğim, özellikle olarak kendime katabileceğim çok fazla şey var. Sürekli zaten iletişim halindeyiz. Sağ olsun çok yardımcı bu konuda da, iletişim kurmakta sıkıntı çekmediğim bir kişi. Tabii benim dezavantaj olarak da bakabileceğim, sonuçta Caf oynuyor benim önümde ve rekabet içinde onu bir şekilde geçip benim oynamam için daha fazla gayret etmem, daha fazla çalışmam lazım. Bunun da farkındayım. Ondan kendime kattıklarımla kendimi geliştirip tabii ki bu forma rekabetin içinde ben de katkı sağlamak istiyorum. Daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Şu anki verdiğim katkıdan tabii ki ben kendi adıma memnun değilim. Çünkü daha fazla kendimden beklentim var diğer insanların beklentileri dışında. O yüzden dediğim gibi Caf'tan katabileceklerimi katıp, Bogdan'dan aynı şekilde çünkü o da çok önemli bir kariyer. Onlardan katabileceklerimi katıp, kendi yeteneklerimle harmanlayıp ben de ilerleyen süreçte katkı vermek istiyorum. Senin için Bursa doğru adres mi? Yani bir futbolcu için mesela, sen de adından yeni yeni söz ettiren bir futbolcusun. Bir kere Bursa doğru bir adres mi? Oradan başlayalım. Mesela şimdi şöyle bakıyorum ben. Beşiktaş sonra bir tekrar Bursa. Tabii transfer süreçlerine şöyle bakıyorum. Şimdi Beşiktaş süreci benim için yine o süreç de biraz yorucu geçti. Bir aya yayılan bir süreçti ve transfer dönemi çabuk sonlanmadı. İşte kulüplerin arasında bazı görüşmeler oldu Fesih'le ilgili. Kamp dönemine yetişemediğim için Beşiktaş'a geç katıldım ve orada da ciddi anlamda bir kadroyla ilgili belirsizlikler vardı. Son dönemde işte son iki gün kala sanırım Şenol Hoca ile bir araya geldik işte. Birkaç kulüp beni arıyor, istiyorsan görüşebilirsin, durumuna bak gibi bir söyleme oldu. Ben de onun üstüne bazı işte arayan kulüplere menajerim görüşebilirsin diye yetki vermiştim. Sağ olsun o esnada Samet Hoca ulaştı bana, Samet Hoca ile görüştüm. Söyledikleri beni tatmin etti. Burada benim için öncelik olan istenmek, istendiğin yere gitmek doğru adres olarak. Keza aynı şekilde ve Bursa Spor gibi camialarda, büyük baskının getirdiği camialar benim daha çok hoşuma gidiyor. Coşkuyu arttıran bir unsur bence bu taraftar figürünün olduğu yerler. Dezavantajları var, avantajları var ama avantajlı tarafına bakmak lazım. Sonuçta Bursa deplasmanına gelen takımlar çekinerek geliyor. Biz adeta 1-0 önde başlıyoruz. Bunu avantaja çevirip tabii skorları aldığımız zaman bu bize avantaj veriyor. Yoksa dezavantajlı kısmı var ama takım değerlendirme bakarken özellikle bu taraftar figürü, şehir figürü ve hoca tarafından istenmek benim önceliklerimdi. Bunlar da hepsi bir araya gelince Bursa'yı tercih ettim. Şu anki geçen sürece bakarsak tabii dakika olarak, performans olarak belki istediğim süreyi alamadım ya da daha o yeterli düzeyde değilim ama mühim olan sonunu doğru getirebilmek, doğru çalışmayla sonunu getirebilmek mühim olan, sonu hatırlanıyor. O şekilde gayret etmeye çalışıyorum çünkü 11 tane futbolcu çıkıyor, 25 tane takım arkadaşımız var. Hocamız bir 11 tercih ediyor, sonradan giren arkadaşlarımız oluyor, girmeyenler oluyor. Yani bu bir süreç, bu süreci doğru yönetebilmek lazım, ben de buna gayret ediyorum.
Biz çok anlamadık orada ne olduğunu. Sen de belki ondan sonra bir konuşma imkanı bulamadın veya biz de sormadık. Bu Ankara Gücü maçından sonra ne oldu öyle? Yani Ankara Gücü taraftarının tepkisi niye sana? Ankara Gücü taraftarının tepkisi güzel bir soru. Şöyle aslında biliyorsunuz geçen sene Ankara Gücü'yle çok güzel bir dönem yaşadık ve evet. Şampiyon olduk, üst lige çıktık. Ondan sonra kiralık oyuncu olduğum için Osmanlı Spor'a dönmem durumu söz konusuydu. Normal olarak Osmanlı Spor'a döndüm. Sezon bitmeden önce yani sezon bittikten sonra daha doğrusu 19 Mayıs resepsiyonu vardı sarayın orada. Oraya bir katılmıştık İsmail Hocam, ben takım arkadaşlarımla beraber. Orada İsmail Hocam'la görüşme fırsatım olmuştu. Devam etmek istediği yönünde. Ben de aynı şekilde ona söylemiştim. Ben de devam etmek istiyorum yani siz böyle bir durum oluşursa. Durumlar netleşsin konuşuruz gibi bir şekilde bıraktık. En son konuşmamız o yöndeydi. Onun üstünden bir süre geçti. Osmanlı Spor'la tabii ben devam etmek istemediğimi söylemiştim kulübe ama birkaç kere söylememe rağmen kulüpten buna yönelik yani olumsuz bir karar çıktı. Yani biz göndermek istemiyoruz. Gelen teklifleri de çok yüksek meblağlarla reddettiler. Bu esnada herhangi bir kulüple görüşmem olmadı. Yani herhangi bir kulüp, Ankara Gücü de dahil buna bir söylem olmadı transfer sezonu başladıktan sonra. Ben de bir yandan da bir huzursuzluk hissediyorum çünkü futbolcu kafasının net olmasını ister. Hangi takımda başlayacağını bilmek ister. Daha sonra bu sözleşme feshiyle ilgili birkaç araştırma yapınca bu federasyon talimatlarında bir madde görmüştüm. O maddeye istinaden sözleşmemi tek taraflı feshettim. Bu feshi sonucunda da bir tazminat cezası ortaya çıkacaktı. Ben feshettiğim için benimle anlaşan kulüp bu tazminat cezasını ödemekle yükümlü olacak. Feshettikten sonra, bu feshettiğim duyulduktan sonra çok fazla kulüp irtibata geçti. Ben de İlk feshettiğim esnada hiçbir kulüple görüşmedim. Özellikle telefonumu kapattım ki yani şimdi bir kulüple hemen anlaşırsam sanki kulüp benim aklımı çelmiş de feshetmişim gibi kulübe herhangi bir sportif yaptırım olmasın diye 3 günlük ara koydum kendime. Kafamı dinlemek açısından. Menajerim değerlendirdi, görüştü. İşte 3 gün geçtikten sonra özellikle Beşiktaş tarafından Şenol Hoca ayrı aradı. İşte sportif direktörü Ali abi ayrı aradı. Umut abi ayrı aradı. En istekli ve en yani tamam. Yani senin şey olarak olan evet, Beşiktaş'ta evet. Oraya gittin. En istek olarak onlar güzel bir proje sundular bana. Düşündüklerini anlattılar. Benim de hoşuma gitti. O esnadan sonra ben onlara tamam ben size uygun kabul ediyorum. Onlar Osmanlı Spor'la biz anlaşacağız. Davaya gitmeden de çözeceğiz dediler. Ondan sonraki süreçte ben onu beklemeye başladım. Tamamen başka hiçbir kulüple görüşmeden ben Beşiktaş'a söz verdim. Eğer durum olmazsa başka kulüplerle görüşürüm diye. Tabii bu transfer süreci bir aya yayılınca tabii haberler çıktı Beşiktaş'ta prensip anlaşmasına varıldı. Birkaç kere bu şeyler dolanınca tabii taraftarlar da Ankara Gücü taraftarı ciddi bir sevgi vardı aramızda. Çünkü 5 sene boyunca ben emek verdim. 100'den fazla maça çıktım. Sayısız gol attım. Katkı verdim. Güzel anlar yaşadık. Zor anlar yaşadık. Bu dönemde tabii işte sevgiyle nefret arasında ince bir çizgi var derler ya. Beşiktaş'ta Ankara Gücü arasında biliyorsunuz malum. Yani böyle bir durum belki zorlarına gitmiş olabilir. Üzülmüş olabilirler. Ben onları anlıyorum. Garipsenecek bir şey yok. Tepki çok böyle ama oradaki geldi. Tepkilerde birkaç tane belki işte denetlenmeden Twitter'a işte birkaç arkadaş yazmış. Biz yetiştirme bedeli alacaktık Osmanlı Spor'dan transfer olsaydı. Feshettiği için işte Umut biriyle anlaştı bilerek feshetti biz para kazanmayalım diye. 25 yaşında bir futbolcudan zaten yetiştirme bedeli kazanılmıyor. Böyle bir durum yok. Bunu söyleyebilirim. İşte bizim hesaplarımızı takipten çıktı diye küstüler. Zaten ben kiralık sürecimde gittiğim kulüplerden dönünce zaten hepsinden çıktım yani bu Ankara Gücü'nden ilk ayrıldığım dönemde de hesabı takipten çıkmıştım. Çünkü profesyonel bir yaşam. Ankara Gücü'nü ne kadar sevsem de gittiğim kulübe saygı olarak onu takip ediyorum. Diğerlerini takipten çıkıyorum. Bunda garipsenecek bir şey yok. Tabii tepki koymak isteyince bahaneler bir de kendi evlatları gibi gördüğü bir oyuncu başka takımla anlaşınca olabiliyor yani. Kırgınlığın oldu mu senin de maçtan sonra? Ya kırgınlık değil de yani insan garipsiyor şimdi. 2 ay önce şampiyonluk kupasını kaldırmışsın. İşte 14-15 gol atmışsın. En fazla gol atan oyuncusun. Şimdi işte farklı söylemlerle. Ama futbolda bunlar çok fazla yaşanıyor işte. Bir yıl sonra çok farklı bir sürece gidilebiliyor. Ben onların tepkilerini anlıyorum yani. Ama kendim dışarıdan bir göz olarak bakınca yani kendi düşüncelerim vicdanım rahat bu yönden. Yani Ankara Gücü'ne herhangi bir yanlış yaptığımı da düşünmüyorum. İsmail Hocam'ı da Beşiktaş'ta anlaştığım dönemde aradım. Çok teşekkür ettim emekleri için. O da sağ olsun bana güzel söylemler söyledi. İşte farklı neler yapabileceğimle ilgili söylemleri oldu ilerisi için. Yani oradaki takım arkadaşlarımla durumu paylaştım. Hepsi benim adıma çok mutlu olduklarını söylediler.
Ondan yana benim Ankaragücü ile ilgili herhangi bir kırgınlığım yok. Teşekkür ediyorum. Vicdanen de rahatım. Onların da tepkilerini anlıyorum yani. Taraftarlık böyle bir şey. Ankaragücü'nü gönül veriyorlar, seviyorlar. Daha önceden sevdikleri bir oyuncu sevmedikleri bir takımla anlaşınca da bir tepki oluyor. Anlaştık Ya artık. sen gittin Yapabilecek bir şey mesela yok. taraftar olarak belki küçüklüğünde gitmişsindir maça. O tepki. Sen de verdin mi tepki böyle hiç? Ya ben aslında İstanbul'da büyüdüm. Uzun süreler İstanbul'da büyüdüğüm için Ankara'ya üniversite dönemine geldim. O zaman küçüklüğümde işte fotoğrafları da çıktı. Beşiktaş maçlarına çok gidip geldim. O zaman çocukluğum öyle geçmişti ama profesyonel sürece başlayınca özellikle gerçek anlamda profesyonel süreç benim Ankaragücü altyapısında başladı üniversiteye geldiğim dönemde. Ya Yani sen futbolu orada tanıdık Ankaragücü'nü aslında. yani üniversiteye başlamadan önce futbol geçmişin yok. Amatör kümede vardı yani çok böyle şey bir derinliğim olmadığı için. İstanbul'da mı? Evet, İstanbul'da amatör kümede Albayrak Spor'da oynarken 2-3 sene Ya takriben kaç 10 yaşında başladın sen? 17, 16,5, 17 yani geç sayılabilecek futbolcular için 17 Evet. yaşında Şampiyonlar Ligi oynuyor adamlar Evet, yani ben o evet. yaşta başladım. Ankaragücü ile gerçek anlamda futbola tanıştığım için yani Ankaragücü altyapısından yetişmiş imajı, Ankaragücü Doğru. evladı imajı tabii insanlarda öyle ama benim geçmişten gelen bir kültürüm var. Farklı yetiştiğim bir camia var. İşte camia demeyeyim de coğrafya var. Ankaragücü tabii ben onlarla oynamaktan, katkı vermekten gurur duydum ve Ankaragücü'yle futbol tanıdım. O yüzden de hala gönlümde çok ayrı yerleri var. Ben buraya gelebildiysem Ankaragücü sayesinde yadsınamaz onların katkıları. Ya taraftar olarak biz de maç izlerken işte futbolla böyle bu kadar içinde olmadığımız zaman tabii farklı tepkiler verebiliyorduk. Bunlar da normal Normal. karşı ama futbolla tanışınca ne takım tutabiliyorsunuz? Çünkü bu sene atıyorum Bursaspor'dayım. Seneye Beşiktaş'tayım. Öbür sene başka bir. Çünkü futbolcunun durumu belli olmuyor ve emek verdiğiniz yerde katkı sağlamak için, maçı kazanmak için istediğiniz takım karşınızda olsun. Sen kazanmak istiyorsun ve o takımı tutmak zorundasın. Yani profesyonel süreç öyle bir şey. Futbol biter ondan sonra yine taraftarlık başlayabilir ama taraftar gibi bakamıyoruz biz tabii olaya. Farklı bir coğrafya dedin. İstanbul, Ankara olarak mı? İstanbul Ankara olarak yani Anladım. İstanbul Ankara biraz daha Futbol nereden çıktı? Yani öyle tesadüf ben öyle bir oynayayım mı dedin? Çünkü 16 17 hakikaten aslında geç. evimizin yakında ben her zaman sporla iç içeydim. Farklı spor branşlarında sürekli gidip geldim ama böyle lisanslı olarak düzenli bir geçmişim yoktu. Evimizin yakınında bir işte Albayrak Spor dediğim amatör kümede futbol oynayan bir takım vardı. Arkadaşımın seçmelerini izlemeye gitmişken böyle hikayeler olur ya. Adam eksikti biz de girdik beğendiler. Hakikaten öyle mi Evet oldu? evin yakınında ben de evin yakınında yani üniversite dönemi gelecek lisede hani son dönemler sıkışık olur ama gelecekse de işte gider geliriz en azından eve yakın benim şeyimi etkilemez diye ailemi de biraz zorla ikna ettim. 2-3 sene orada altyapı aldıktan sonra üniversiteyi kazanınca Ankara'ya geldim. Ne bölümü Ankara'da da kazandın? hukuk bölümü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Tamam. Orada da Ankaragücü takımıyla devam ettim. A2 takımda Oraya Nazım nasıl Hoca oldu nasıl? vardı. Yani A2 takım. İdmanlara çıktım, beğendiler yani biraz deneme süreci gibi oldu. Nazmi Hocam vardı o zaman sağ olsun. Çok destek verdi A2 döneminde. İlk senemde A2 liginde gol kralı olunca biraz da tabii beklentiler arttı. Hakan Kutlu Hocam devre arası beni A takıma çıkardı. İşte transfer yasağından dolayı bir sene beklemem gerekti profesyonel olabilmek için. Birinci lige düştüğümüz sene profesyonel oldum. Sonra orada biraz daha sonradan girerek biraz daha az dakika alarak oynamaya başladım. Esas çıkışım da ikinci ligde Hayati Hoca ile beraber diriliş senesi dediğimiz Ankaragücü'nde o sene çıkışım oldu. Okul ne oldu peki bu arada? Devam ettin mi? İlk başladığım süreçte okula gidip gelmem tabii kolaydı çünkü altyapıda oynuyorsunuz. Altyapı antrenmanları biraz daha hafif görece. Gidip gelebiliyordum, derslere daha rahat girebiliyordum, sınavlara girebiliyordum ama profesyonel hayat başladıktan sonra özellikle işte deplasmanlar oluyor, gidip geliyorsun, antrenman şiddetleri artıyor. Derslere katılmakta biraz zorlanmaya başladım. Normalde 2011 girişliyim. Şu an 3. sınıf öğrenciyim. Özellikle Devam mı hala? evet devam ediyorum ama Osmanlı Spor'dan farklı takımlara kiralık gittim. Farklı şehirlerdeki takımlara. O süreçte tabii derslere katılamama, sınava girememe gibi nedenlerle sınıfları atlayamadım. Biraz sekteye uğradı aslında okulu bitirmem. Şu ana Neden kadar okul bitirmiş peki? olabilirdi. Eşit ağırlık öğrencisiydim. Eşit ağırlıkta da seçebileceğiniz tabii bölümler belli. Hukuk fakültesi özellikle her zaman hukuk hayatımızın her alanında olduğu için hayatın içinde adeta. O yüzden de yorumlamak olayları değerlendirebilmek hoşuma gidiyor. İnsanlara bir şeyler anlatmak. Bana uygun olduğunu düşündüm. Yani çok planlı olarak Böyle da bir tabii ha yani onu soracağım. Bir hayalin miydi yoksa? inanılmaz bir plan yoktu hukuk fakültesi ile ilgili ama karşıma çıkan durumda aldığım puana göre seçebileceğim en iyi O yer. zordur ya yani, puanları da yüksektir onun. Evet Ankara Çok. Üniversitesi'nin yüksekti ama bir şekilde tutturduk. Ne olacak peki bitirdiğin zaman? Bitirdiğim zaman şu an futbol kariyerime tabii odaklıyım. Okulu bir yandan bitirmek istiyorum.
Okul bittikten sonra bir stajımız oluyor biliyorsunuz. Bir sene adliye Evet. stajımız. Eğer avukatlık ehliyetimi cebime koyup futbol kariyerim bittikten sonra bu özellikle ikinci alanıma yani eğitim alanıma odaklanmak istiyorum. Biraz daha belki spor hukuku uzmanlığı ile ilgili bir şeyler yapabilirim. Tabii kendimi geliştirmeme bağlı biraz da. Eksik mi Özellikle peki sence spor hukuku, spor büyük kulüplerinde bir büyük eksik? bir eksiklik var. Zaten kulüplerimizin yaşadığı sıkıntılar da ortada. Yeterli denetim, önleme çalışmaları yapılmadığı için işte ayağını yorganına göre uzat lafı bizim için ideal yani şu an. O uzatılmıyor ve işte önlenmediği için arta arta biriken borçlar, önlem alınamama, bir sürü FIFA davaları, UEFA davaları sürüp gidiyor. O yüzden de donanımlı insanlara ihtiyacımız var özellikle bu branşta. Tabii benim futbol kariyerim bittikten sonra uzun bir süreç var yani. Şimdi orayı beklersek belki şey olabilir. Belki Yok yok ileride ben gelişebilir spor hukuku. Şu an ama ya bir boşluk var. ya ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi futbol ve basketbol camiası gibi değil. Tamam, basketbol belki biraz daha böyle salon tipi, zaten salonda oynanıyor ama. Biraz daha Şimdi elitist futbolda diyebiliriz. baktığınız zaman eğitimle futbolu bir arada götürmek çok sıkıntılı. Sen de onu Evet zaten az evet. önce söyledin. Yani bu daha küçük yaşta başlıyor. Belki ortaokuldan, liseden sonra, belki lisede bile bu sıkıntı yaşanıyor. Ama futbola baktığımızda ben geçmişten hatırlıyorum. Bir Oğuz Çetin'i hatırlıyorum işte. Diye hep söylenirdi inşaat mühendisi. İşte Şenol Hoca'nın öğretmenliği Evet. konuşulurdu. Ama daha sonra böyle konuşulmadı ve benim de çok dikkatimi çekti. Hüseyin söyledi bana hatta. Hüseyin Yeşilkabak Ankara'da Evet. birlikte bu konu üzerinde Hüseyin konu. abi bizim gençliğimizde bizim de Evet. yardımcımız olmuştu. Yani çok enteresan geldi bana. Bize de çok enteresan geliyor yani futbol ve eğitim. Evet. Ya çok alışık olmadığımız bir Evet. durum. Çünkü dediğin gibi ne yazık ki bir seçime zorlanıyor insanlar. Evet. Çok ağır bir eğitim şartları var. Çok fazla sınava giriyorsunuz ve sürekli hazırlanmanız lazım. Aynı şekilde profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorsanız da inanılmaz bir hazırlık süreci gerekiyor. Sürekli antrenmanlar yapıyorsunuz. İkisini bir arada götürebilmek ya okulunuz gittiğiniz kulüple endeksli olarak işleyecek yani antrenman programına göre işte eğitim programına göre bir antrenman programı çıkması lazım. Genellikle öyle bir durumda olmadığı için biraz zorlanıyoruz bu Peki konuda. o olması lazım mı? Kesinlikle olması lazım. Çünkü insanın kendini yetiştirmesi, temelden sağlam olarak donanımlı bir şekilde çıkması özellikle ilerisi adına ülkemizde donanımlı Yani insanlar ihtiyacı görüyoruz ya hem hepimiz. o hem şimdi bakıyorsun futbol oynama yaşı kimisi 30'daki, hadi 35'e kadar çıktı diyelim. Daha hayatın yarısı, sonra ne yapacaksın? Tabii yani kendine de yatırım aynı zamanda. Ne Evet. kadar donanımlı çıkarsanız dediğiniz gibi farklı branşlarda, farklı dallarda eğitim görüp de oralardan mezun olursanız futbol kariyeriniz bittikten sonra ya futbola yardımcı bir dal olarak kullanabilirsiniz ya da tamamen futboldan kopup o daldan ilerleyebilirsiniz. O açıdan da dediğiniz gibi çok önemli bir durum eğitim alabilmek. Peki takımda da çok genç oyuncu var. Biliyorlar mı senin böyle bir Bilen eğitimini? de vardır, bilmeyen de vardır. Bilmiyorum Ya sen çok. söylüyor musun Ben mesela? aslında Konuşuyor musun iletişim mesela? kurabildiklerime şimdi bizim gençler çok Mesela benim daha genç oğlum. arkadaşlarımız var. İşte Beşiktaş'ta da bu muhabbetler olmuştu. Ne yaptınız diyorum işte liseden sonra devam etmemişler. Üniversite sınavına hazırlanmamışlar. Biraz işin kolayına da kaçma oluyor tabii. Futbol işte para kazanacağım, futbol oynayacağım. Yani ilerisini düşünmüyorlar ne yazık ki. Biz işte para kazanırım, futbolcu popüler. Ama burada bitmiyor yani insanın kendini yetiştirebilmesi. Ya sadece olaya üniversite olarak da bakmamak lazım. Yani üniversiteye gidip de kendine hiçbir şey katamamış, yani hatta cahil olarak çıkan insanlar da var. Önemli Doğru. olan insanın kendini yetiştirip geliştirebilmesi her dalda. Üniversiteye girmeseler bile kendilerini geliştirebilirler ama üniversite inanılmaz kapılar açabiliyor, inanılmaz ufuklar açabiliyor insanlara. Çok farklı insanlar tanıyabiliyorsunuz. O nedenle yani hangi bölüm olursa olsun üniversite kültürünü edinebilmek, o eğitimi alabilmek çok önemli bence. Var mı senin gibi böyle? Mesela ben dediğim gibi ben çok uzun bir aradan sonra seni duydum böyle. Yani Yani futbolcu çok geliyor. benim duyduğum yok yani hukuk fakültesi özelinde yok. Belki şimdiki dönemde özel üniversitelerimiz arttığı için belki özel üniversitelerde okuyup da bizim duymadıklarımız vardır. Şu olabiliyor yani futbolcu olamıyorsa işte atıyorum 3-5 tane milliliği varsa işte spor Ya spor akademisi akademisi okuyan çok fazla ve arkadaşım var. O da bir, tabii yani aynı branştan kendini geliştirmek adına çok önemlidir. Özellikle futbol hayatın bittikten sonra belki antrenörlük, belki spor yöneticiliği anlamında kendine bir şeyler katabilirsin ama diğer dallarda işte atıyorum tıp, hukuk, işletme, evet. iktisat, aklıma gelen psikoloji, Yok, benim de sosyoloji duydum. birçok bölüm var. Çok fazla duymadım. Belki de vardır, biz Ben bilmiyoruzdur. de duymadım. Artar inşallah yani İnşallah temennimiz. artar. Yani Evet. temennimiz o, çünkü ben de eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Yani ki. bu futbolda oynuyorsan eğitimli olacaksın.
Yani bir şeyler katman lazım. Yanındakine, karşındakine, tribündekine, hakeme, hocana veya onların sana katacağı şey olduğu kadar senin de onlara katacağın şeyler olmalı diye Bir de düşünüyorum. sporcu figürü olarak çok Evet. fazla insana hitap Evet. ediyoruz. Öyle ya da böyle birisi 500 kişiye, birisi 500 bin kişiye, birisi 5 milyon kişiye hitap Evet. ediyor ve insan ne kadar doğru şeyler hitap edebilirse insanlara çok farklı ufuklar da açabilir, çok farklı örnek de olabilir. O anlamda da bir misyonumuz olduğu için gerçekten kendimizi eğitip donanımlı hale gelirsek temsil ettiğimiz, örnek olduğumuz insanlara da çok farklı bakış Ben de açıları katılıyorum. Ben kazandırabiliriz. de katılıyorum. Özellikle biz tabii kendi içimize bakmaya çalışıyoruz. İşte az önce dedik, çok fazla genç var. Onların da doğru yönlendirilmesi, örnek rol model alması Tabii. gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de gençlerle muhakkak bir araya geliyoruz. İşte Vakıfköy'e gittiğini hiç bilmiyorum Daha fırsat ama bulamadık. yani orada 200'e yakın sporcu var. Hepsinin futbolcu olma şansı maalesef yok. Tabii ki. Yani mümkün değil. Ya Ama belki 200 tanedan hiçbiri de olamayabilir. Yani olur. o kadar şey bir durum. Futbol çünkü hiç belli olmuyor. Çok büyük gelecek vadeden insanlar daha önce duymuşsunuzdur. Altyapı yaş gruplarında, alt millilerde milyonlarca insan var. Ama sonra A takıma çıkınca olamıyor yani. Bu biraz da Ya bir de ailede de bitiyor. tabii. Yani senin muhakkak ailen okulun, eğitimin konusunda desteklemiştir Evet. diye düşünüyorum. Yani Çok yardımcı ismini olmazsa olsun. vermeyeyim. İşte geçen de yine sizin kendi takımınızdan genç bir kardeşimizle oturduk. Babası da yanımdaydı. Ya çok yüzlerine böyle çok şeyleri söyleyemiyorsun ama dedim okula gidiyor musun? Yani özel bir okulda kaydım var ama gitmiyorum. Yani okula gitmemen gibi bir durum söz konusu olamaz. Tabii ki antrenmanla çıkacaksın ama boş vaktinde gideceksin oradaki Tabii eğitim. ki. Yani asıl şeyi terbiyeyi orada alacaksın. Doğru yönlendirmeye de dediğiniz gibi ailelerin de bu Evet. bilinçte olması lazım. Ya da çevresindeki futbolcuların çevresindeki işte menajerleri oluyor, abileri, büyükleri Evet. kimlerse artık onların doğru yönlendirip insanları doğru bir yola kanalize etmesi lazım. Çünkü futbolculuk bir iş sonuçta. Bu iş layıkıyla farklı şekilde yapılabilir. İşte topumu oynarım çıkarım da diyebilirsin. Farklı mesajlar vererek hem sahada oynadığın topla dışarıda yaptığın görünümle, konuşmalarınla, hitap ettiğin kesimde verdiğin mesajlarla da insanlara çok farklı şeyler de dikkatini çekebilirsin. Bir yolu seçmek lazım. İnşallah geriden gelen nesil biraz daha bilinçli olacağını düşünüyorum ben. Ama dediğiniz gibi ailede bitiyor. Ben de burada yakın zamanda bir abimizle bir araya gelmiştik işte yemek yerken, esnaf bir abimiz. Muhabbet ederken oğlum çok meraklı futbolcu olmasını istiyorum inşallah hayırlısıyla olur gibi söylemler söyledi. Ben dedim yani inşallah hayırlısıyla olur ama bunu eğitimle beraber yani yönlendirecek sensin, iş sende bitiyor. İkisini beraber yönlendirecek sensin. Önce eğitimini halletsin. Eğitimi giderken zaten yeteneği, şansı varsa Varsa o işte olur. devamında gelir. Ailelerin de bu bilinçte olması lazım Bu özellikle. %100. %100. Yani bu iş biraz da ailelerde bitiyor. Biraz yine futbola dönelim. Tabii. Bu eğitim kısmını bırakırız. Yine belki konu gelirse döneriz. Hem bir futbolcu hem de bir hukuk adamı olarak sence Türkiye'de futbolun adaleti var mı? Yani sadece futbolda değil, genel anlamda bir düzen anlamında adalette sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar adalete şöyle bakıyorlar. Kendi taraflarında olduğu zaman, kendilerine bir şey geldiği zaman adalet nerede diyorlar. Ama farklı birine olduğu zaman ses çıkaramıyorlar. Bunlar futbol kültürümüzde de var. Farklı takımlarda bu Bursa olur, Galatasaray Kesinlikle. olur, Beşiktaş olur. Herkes kendi sesi çıktığı zaman yani kendi canı yandığı zaman bir ses çıkarıyor. Ama başkasının olduğu zaman bu sesi çıkaramıyoruz ne yazık ki. Adalet herkese aynı şekilde uygulanması lazım. Futbolda, sanatta, farklı bir dalda, branşta hiçbirinde ne yazık ki adaleti tam anlamıyla uygulayabildiğimizi düşünmüyorum ben. Yani bizim başımıza geldiği zaman, başımız yandığı zaman adaleti Kesinlikle arıyoruz, değil yani mi? biz atıyorum bana bir zarar geldi. Burada adalet nerede? Böyle iş mi olur? Ama defalarca başkalarının başına gelmiş. O zaman hiç dikkatimizi çekmemiş ya da hiç umurumuzda olmamış. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın misali. Hep öyle takılırsak bizim başımıza gelince bir adalet arıyoruz ama gelmiyor çünkü adalet yok. Öyle davranılmamış haftalarca, yıllarca. Sonradan tepki koysan da sana göre de değişmiyor zaten. Yani en basiti VAR'la ilgili konuşuyoruz Tabii. mesela Bursaspor'la ilgili konuşursak. Baktığımızda evet belki çok canı yandı Bursaspor'un ama kendi tarafımızdan bakıyoruz. Ya ben can yanma olarak bakmıyorum esasında. Var ama. Şöyle bakmıyorum. Bizim olayımızda çok fazla golümüz iptal oldu. Tabii üzülüyorsun o anda. Sevinmişsin golde. Sonra bir bakıyorsun iptal olmuş ama gol iptal olması gerekiyorsa olsun ama bize karşı olduğunda da ya Bursaspor üzerinde başka takımlarda da aynı hatalar. Yani bir gol yanlışsa olması yani bu karar garipsenecek bir durum değil. Yani offside'sa offside'dır, iptal olur. Buna bir tepki koyacak halimiz yok ama doğru bir düzenleme, denetleme olduğunu onda da düşünmüyorum yani. Böyle tutarsız kararlar, İşte hangi pozisyonda bakılıyor, hangi pozisyonda Kesinlikle. bakılmıyor.
Bir hafta önce verilen karar aynı pozisyon diğer hafta verilmiyor. Yani bu kadar tutarsızlık. Ya kural kitabı belli. Bazı gri bölgeler olduğu doğrudur ama bazen net olayları yorumlamak zor olmamalı bu kadar yani VAR'da da. Bana da öyle geliyor. Yani ya ben bir kere VAR'a da karşıyım aslında. Yani neden karşıyım? Ya futbol bir hata oyunu değil mi? Şimdi sen hata yapmazsan, ben hata yapmazsam, kaleci hata yapmazsa, hakem hata yapmazsa bunun zevkini nasıl alacağız ki? Ya hatalar zaten VAR olduğunda da devam ediyor. Evet. Hiç kesilen bir şey yok. Ben ilk süreçte bir programa katılmıştım yazın. Orada da sormuşlardı VAR uygulaması gelecek ne düşünüyorsunuz diye. Dünya Kupası'nda örneğinde insanların hoşuna gitti tabii. İşte bak doğru kararlar, yanlış verilen kararlar düzeltiliyor, çok bariz hatalar düzeltiliyor diye. Ama ben ülkemizde bu durumun Bence doğru. işlemeyeceğini düşünüyordum. Çünkü zaten tempo olarak ağır bir ligde oynuyoruz yani tempomuz çok düşük. VAR kararlarıyla iyice tempomuz düştü. Kararların yorumlanması, VAR kararları tartışılıyor. Yani net bir durum olmadığı için şu an işleyen düzen iyi gitmiyor. Yerli oyuncu konusunda nasıl bakıyorsun peki? Yani çok konuşuyoruz bunu, tartışıyoruz. Yani yerli yabancı konusu çok sayısı da çok böyle çok konuşuluyor ama sence olmalı mı? Serbest mi olmalı yoksa Ben yerlilere çok bu değer olay verilmiyor mu? herhalde 2 senedir falan Evet. devam ediyor ilk yabancı kuralı geldiğinden beri. O zaman da söylemiştim ben yabancı kuralı hatta yabancı serbestliği olsun taraftarıyım ama şöyle durumu şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi yerli oyuncu kontratı, yabancı oyuncu kontratı. Yabancı oyuncuların bütün ihtiyaçları, giderleri kontratlarında karşılanırken yerli oyuncularınki karşılanmıyor. Madem pasaport oynamıyor, serbestlik olacak yani futbolcunun pasaportu önemli olmayacak. Bir kere kontratlarda dengenin getirilmesi lazım. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Gerekli merciler düzenler. Onun dışında yabancı oyuncular sözleşmesinde gereken işte sözleri alamadığı zaman diyeyim, paraları alamadığı zaman gidebileceği bir kurum var, garantörü var. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir durum yok. Yerli oyuncular yıllarca paralarını alamıyor. Kulüpler kapanıyor, paraları Kalıyor. boşluğa gidiyor. Senelerce verdiği emekler. Böyle bir sıkıntımız var. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ligin kalitesi arttığı söyleniyor yabancı oyuncuların gelişiyle. Farklı örnekler veriliyor işte. Kaliteli oyuncular yine gelebilir yabancı sınırı geldiğinde de gelebilir. Önemli olan 14 yabancıdan kaç tanesi kaliteli? Şimdi bir sürü takımımız 14 yabancı da oynuyor. 5 tane kaliteli oyuncu varsa 9 tanesi kimsenin umurunda değil. Orada yerli oyuncular göze batıyor ya bu niye var bu niye yok ama yabancı oyuncu bir sene geliyor parasını alıyor gidiyor kimsenin umurunda olmuyor. Oynamayan yabancı oyuncu Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için buradan ayrıldığı zaman herhangi bir Avrupa ülkesine istediği olanakları bularak gidebilir farklı kulüplere. Düzeyine göre değişir oyuncunun. Yerli futbolcuya baktığımız zaman Bursaspor'da oynamayan herhangi bir Türk futbolcu diğer sene ayrılacak olsun herhangi bir Süper Lig kulübünde bulmakta zorlanıyor. İyi bir sözleşme yapmakta zorlanıyor. Bulamazsa bir alt lige dönmek zorunda. Orada olmazsa kariyeri gittikçe dibe gidiyor. Yani Evet. böyle bir dezavantajımız da var. Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için Türkiye bizim transfer serbestimiz biraz daha kısıtlı. O anlamda da bir eşitlik yok. Yani bu eşitlik kavramını, serbestlik kavramını doğru değerlendirebilmek lazım. Eğer bir serbestlik olacaksa her anlamda bir eşitlik olması lazım. Bunu dengeye getirebilirsek isteyen yabancı gelip oynayabilir. Şu anda bir rekabet var. Bizde bir sürü yerli oyuncu oynuyor şu an Bursaspor'da. Yabancı oyuncular kenarda bekliyor. Bunlar hocaların tercihi ama gerçek anlamda bir eşitlik olması lazım. Eğer serbestlik olacaksa bu yabancı yerli sınırıyla şimdi tamamen yerliye çevirseler de ligin kalitesi artmayacak. Yani olan bir oyuncunun bir anda nitelikleri yükselmeyecek. O da bir şey değiştirmeyecek. Hatta yerli oyuncuların üstündeki baskıyı artıracak. Ya bilmiyorum nasıl bir şey getirecekler. 2-3 senede bir sistem değiştiği için bekliyoruz biz de nasıl olacak. Evet, son birkaç soru daha yönelteceğim. Arkadaşlarım da bekliyor. Bursaspor kaptanından memnun musunuz? Bursaspor kaptanından. Memnunuz arkada diye değil. Memnunuz gayet. Genç kaptanımız. Vazifelerini yerine getirebiliyor mu? Getiriyor getiriyor gayet güzel. Gurur duyuyoruz böyle genç bir kaptana sahip olduğumuz için. Ülkelerin böyle takımlarımızın böyle bayrak adamlara ihtiyacı var. Altyapısından yetişmiş daha önce Gençler Birliği böyle örnekler sergilemişti. Bursaspor da buna güzel bir örnek. Genç yaşta büyük sorumluluklar veriyor oyunculara. Ertuğrul da şu ana kadar bunun üstesinden geliyor gayet güzel. Yapılanmayı nasıl görüyorsun peki Bursaspor'da? Yani bunu şey olarak bak, taraftar olarak da bakabilirsin. Yani bir yapılanma var mı desek ben objektif olarak Evet. yorumlarsam bir yapılanma göremiyorum. Herhangi bir takımımızda Bursaspor bazında söylemiyorum. Günü kurtarıyoruz o zaman. Yani ülkenin düzeni öyle. Şu an herkes günü kurtarma derdinde. Zaten bir normalde ticaret hukuku anlamında bakarsak zaten bütün kulüplerimiz iflasını İflas etti. açıklaması gerekiyor. Şu an taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. İşte
borçları öteliyoruz, farklı yerlerden krediler çekiyoruz. Kulüplerimizin hepsi aynı durumda. Verilen sözleri yapamıyorlar. Yıllarca oyuncular hala ödemeleri gelmiş. 3 sene faiz binmiş. Alacağından fazla faiz ödüyoruz. Gibi bir sürü örneğimiz var. O yüzden yapılanma yapmak da çok gerçekçi değil. Çok büyük bir revizyon gerekiyor. Ona göre bir beklenti oluşturup gerçekleri insanlara anlatıp atıyorum Bursaspor camiasıysak ya bizim durumumuz böyle. 3 sene bizden şunu beklemeyin. Biz böyle bir kadro kuracağız. Çok genç bir kadro. Altyapımızdan birçok oyuncuyla oynayacağız. Ya belli bir dönem başarı beklemeyin. Biz ligde kalmak için savaş vereceğiz. Ekonomik durumumuzu düzelttikten sonra farklı projelerimiz olacak gibi bir şey söylenirse bilmiyorum taraftar ne kadar anlayışla karşılar. Ülkede sabır kültürü de çok olmadığı için. Ya şu anki dönemde herhangi bir kulübümüzün çok proje yapabileceğini sanmıyorum. Başakşehir gibi biraz daha proje takımları. Onlar da farklı durumları var. Yani biraz daha işte Başakşehir başladığı zaman zaten borçsuz olarak başladı. Farklı bir destekleri vardı. Bir proje kurabilirler ama o desteği de doğru yönlendirebilirler ve bir proje kapsamında şu an doğru bir şekilde yol alıyorlar. Çok örnek yok böyle kulübümüz ne yazık ki. Maalesef. Son soru. Bir kere Bursasporlular, taraftarlar bu sene Umut Nayır'dan ne beklemeli? Umut Nayır futbola kendini nereye koyuyor? Yani evet. Ardı ardına iki soru oldu ama öyle bitirelim. Ya Beşiktaş'a gittiğimde de o zaman da söylemiştim. Öncelikli hedefim tabii ki olabildiğim en iyi noktaya ulaşabilmek. Şu an 25 yaşındayım ve önümde uzun bir futbol kariyeri var. Benim tek amacım her anlamda kendimi geliştirebilmek, her günümde üstüme bir şeyler koyabilmek. Bu futbol anlamında olur, mental anlamda olur, farklı anlamlarda da olur. Biraz ülkemiz plan, proje yapmak anlamında, farklı hedefler koyma anlamında bana şunu öğretti. Büyük hedefler koyup da böyle şunu yapacağım deyip de böyle büyük hayal kırıklıklarına uğramaktansa kendimi geliştirmeye çalışıp gelebileceğim en iyi noktaya gelmek istiyorum. İçimde tabii farklı hedeflerim var ama bunu biraz daha içimde tutmayı tercih ediyorum özellikle son dönemde yaşadıklarımdan sonra. Bursaspor anlamında da tabii buraya gelirken oturmaya, beklemeye gelmedim. Tabii ki elimden gelen katkıyı vermeye geldim. Uzun haftalarımız var önümüzde, 23 hafta gibi uzun bir süreç var. Bulduğum şansları yani minimum şans bulsam bile 3 dakika, 5 dakika ne kadar fazla şans bulabilsem onları değerlendirip dakikalarımı arttırıp rekabetin içinde olup verebildiğim katkıyı verebilmek istiyorum. Sorun oluyor mu oynamamak? Ya futbolcu üzülür oynamadığı zaman. Her futbolcu üzülür. Çünkü oynamak için geliyorsun. Bir idealin, gayen var. Ama burada üzülmek nasıl yönettiğinle alakalı. Üzülüp kendini bırakmak da var. Üzülüp daha çok çalışıp o formayı hak edebilmek, formayı ele geçirebilmek için daha çok çalışmak da var. İkinci yolu tercih ediyorum ben. Daha çok çalışıp, daha yeterli düzeye gelip, hocamın istediklerini daha çok yapabilip formayı kapıp değerlendirebilmek istiyorum bulduğum şansları. Yaklaşık 11 hafta oldu, 12. haftaya giriyoruz ve oynadığımız oyunla gerçekten insanları tatmin ediyoruz. Önceki dönemlerde hatırlarsınız Hamza Hamzoğlu döneminde ilk devre 27 puanla bitirmiştik. Ama burada bir ince bir ayrıntı var, bir nokta var. O dönemde oynadığımız oyun böyle değil. Evet, yani öz eleştirimizi yapmak gerekiyorsa çok da umut verici değildi. Puan olarak iyi yerdeydik ama umut verici değildi. Bu dönemde tam tersi şanssızlıklar yaşadık. Çoğu takım elimizden kaçırdık. Ama benim nacizane burada Bursaspor'daki altyapı ile birlikte 8. senem böyle bir ortam yakaladık ve gerçekten iyi oynuyoruz. Bunun hissiyatıyla da bu sene sonunda biz böyle devam edersek birlik beraberlik içinde aynı mücadeleyi sahaya yansıtıp aynı coşkuyla oynamaya devam edersek takımımızı Avrupa'ya taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Dedi. Evet, öyle dedim. biz de bu sene. Ya umarım biz de çok özledik o günleri. Yani işte o şampiyonluk, ardından gelen işte üst üste 3 yıl Avrupa kupalarına katılmak, o coşkuyu, oradaki heyecanı yaşamak gerçekten bizim için de çok şeydi ama sonra olanlar oldu, çok sıkıntılar yaşadık. Bu şehrin de onu hak ettiğini, özlediğini düşünüyorum ben. İşte beni zaten bu konuda en çok kamçılama, bu konuyu düşünmeme sebebiyet veren şey bu şehirde birlik beraberlik olduğu zaman bir maç olarak değil de sezon sonuna kadar böyle bir birlik beraberlik olduğu zaman kesinlikle Bursaspor lig sıralamasında o özlediği günlere geri dönecektir. Çünkü ciddi anlamda bizim çok yüksek, çok büyük potansiyelimiz var. Ülkedeki diğer takımlara göre. Herhangi bir şehir takımı veya işte büyük diye nitelendirilen takımlara karşı daha baskın bir atmosferimiz var. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda. Bunun da en büyük etkeni taraftarımız. Biz birlik beraberlik olduğumuz sürece, aynı motivasyonla mücadele devam ettiğimiz sürece bu sezon sonunda bize çok güzel yansıyacak ve bu iki senedir
üzerimizde olan ölü toprağa atacağımızı düşünüyorum. Ben de o ışığı görüyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Hakikaten o kenetlenme yoluna doğru ilerliyoruz. Evet, dış etkenleri bir kenara bırakalım ama o saha içindeki o sahiplenme duygusu hem sizin hem taraftarın, onu görmek bizi de mutlu ediyor. Son soruyu sana yönelteyim. Son diyorum sürekli ama gelecekteki avukatın herhalde Umut değil mi? Daha az önce yemekte konuştuk. Şimdi anlaşmamızı yaptık. Onu şimdi sordum. Daha şu an 3. sınıfa yeni geçti galiba. Şimdi sordum. Şu an dedim onun için daha donanım var mı? Şu anda avukatlık yapabilecek kadar bir problemimiz olsa falan. Daha değil dedi. Biraz daha zamanımız var. Bekliyoruz bakalım. En azından avukat parasını kurtarırız. Öyle olacaksa anlaşamayız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Evet, Spor Ekstra'nın sonuna geldik. Umut Nayır'la başladık. Sonra Ertuğrul da aramıza katıldı. Gerçekten sonuna bitti. Evet, keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta yine farklı bir mekan, farklı konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.